Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt mısır iki ayrı şekilde nasıl saklanır onun videosuyla karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi iri taneli mısırlarımızı alıyoruz. Ben 10 adet mısır kullandım burada ve kendim seçtim biraz iri taneli mısırları aldım ki bu şekilde kolayla e, soymak e, ayırabilme, ayırabilmek için görmüş olduğunuz gibi tamamını bu şekilde hazırladım. Ve sonrasında geniş bir kabın içerisine aldım ve çok uzun süre yani suyun altında yıkadım. Bir iki defa demeyeyim sürekli su açık kalarak sürekli yıkadım ve sonra süzdürdükten sonra e, geniş bir tenceremin içerisine aldım. İçerisine içme suyu yani bu suyu e, kavanozların içerisinde de kullanacağım için içme suyu musluktan kullanmadım. Sizlere de e, tavsiye ederim bu şekilde temiz suyla e, kaynatmanızı. Evet, kaynamaya başladıktan sonra birazcık üzerinde küçük köpükler oluşabilir. Bu köpükleri alın arkadaşlar ve sonrasında kontrol edin. Benimkisi 15-20 dakika gibi bir sürede pişti. E, tabii mısırın daha kalın ve daha ince olduğu zaman daha çabuk pişecektir, daha geç pişecektir. Bunu siz gözlemleyerekten, kontrol ederek bakın arkadaşlar. Evet, mısırımız piştikten sonra içindeki kendi suyuyla kavanozlara doldurmaya başladım. Ve kavanozlarımı hemen sıcağıyla kapatacağım. Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz her bir küçük kavanozun içerisine. Yine yarım tatlı kaşığı kadar da şeker koydum arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi tenceredeki kendi suyuyla da üzerini tamamıyla kapatacak kadar yani e, ürünlerimizin üzerine çıkması gerekir ve küçük bir hava alma içerisinde hava kalmaması için bu işlemi de yaptım ve kavanozlarımın kapaklarını sıkıca iki geri bir ileri olarak sıkıca kapatıyoruz. Evet, birinci saklama koşulumuz bu. İkincisi ise süzgeçten geçiriyorum ve e, suyunu tamamen süzdürdükten sonra soğutuyorum ve içerisinde de e, e, bir ıslaklık nemlilik kalmış mı diye havlu peçeteyle de tamamen suyunu aldım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kendi isteğinize göre küçük poşetlere biraz daha büyük poşetlere neye kullanacaksanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben bu iki küçük poşeti mesela pizzalar için küçük hani daha az kullanacağım ürün poşeti olarak ayırdım. Diğerlerini biraz daha büyük yapacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir pipet yardımıyla içerisindeki havayı tamamen alıyoruz. Artık bu çok yaygın bir e, işlem. Ben de çok uzun süredir de bu şekilde kullanıyorum. İçerisinde ne hava ne bir şey bir de e, tadı bozulmuyor. Hiçbir şekilde hava kalmadığı için e, ürünümüzün tadı nasıl koyduysak o şekilde e, alıyoruz. Evet siz de görüyorsunuz içerisinde hava vesaire bir şey kalmadı. Kış hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda ve yeni paylaşımlarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.